Koca bir ülke Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yönetiliyor. Bütçeleri tek adam yapıyor, saray yapıyor, AKP Genel Başkanı Erdoğan yapıyor. Bu bütçe porsiyon küçülsünler deyip sofrasında kuş sütünü eksiltmeyenlerin bütçesidir. Yalnızca 2020 yılında 12 bine yakın beyaz kot verilen sağlıkta şiddet olayı yaşandı. Sağlık hizmeti ücretli hale geldi. Ana dilinde sağlık hizmeti zaten AKP'nin hiçbir zaman için gündeminde olmadı. Şu an biz burada ekonomiyi ve 2022 yılın bütçesini konuşmuyoruz. Biz burada kurumlar arasında var olan ganimeti nasıl pay edeceğiz meselesini konuşuyoruz. 2022 yılı bütçesi saray ekonomistlerinin döviz darbesiyle halka ulaşmadan sıfırlanmıştır. Bu politika ülkeyi büyük çöküşe götürüyor. Büyüyerek fakirleşen tek ülke herhalde Türkiye'dir. Uçan bir şeyler var evet ama ekonomi değil maalesef fiyatlar. Asgari ücret Ocak 2021'de 380 dolardı ve bunun altında yaptığınız her zam sahtekarlıktır. İnsanlar geçinebilmek için tek öğün besleniyor. Halkın değil savaştan beslenerek iktidarın ayakta tutmaya çalışanların bütçesidir. Eğer gemi batacaksa güvertedekilerin kurtulma ihtimali var ama aşağıdakilerin yok. Asgari ücret yetmiyor, yetmeyecek. Eğer siz bugün kendi halkınızı çöpten ekmek toplama muhtaç etmişseniz bir devlet öyle itibarsızlaştır. Bu tencerenin sahipleri ilk seçimdeki sandığı bekliyorlar. Yoksulluğun sebebi çok basit. Zenginler bizden çalıyor. Patronlar işçiden çalıyor. Bu ucuz iş gücü meselesini Afgan ve Suriyeli göçmen gençler, çocuklar üzerinden yapıyorsunuz. En çok çocuk işçi çalıştıran ülkelerden biriyiz. Servetlerini yedi ceplerine yetecek kadar Man adalarına, vergi cennetlerine zaten göndermişler. AKP şirketler ne istiyorsa onu yaparlar. Bu kadın neden tek kişilik hücrede tutuldu? Bir kadın hayatını kaybetti. Bir kadın hayatını kaybetti. İşkence ve ölüm merkezlerine dönüştürülen cezaevlerinde hasta tutuklu ve hükümler ölüme terk edilmektedir. Bütün cezaevlerinde yaşanan ölümlerden siz sorumlusunuz. Adalet Bakanı değil, Zulümat Bakanı. Anayasa Mahkemesi'nin en istikrarlı kararları hangisi diye sorarsanız tereddütsüz siyasi parti kapatma kararlarıdır. Yargıyı kim yönetiyor? Cezaevlerini kim yönetiyor? Gözaltındaki işkencelerin soruşturmasını kim yönetiyor? Abdullah Öcalan'a Haziran 2019'dan bu yana yani 2,5 yıldır aile görüşü yaptırılamıyor. Gerçeğe bakmaya cüret edin. Adaletsizliğe teslim olmuşsunuz. Kine, nefrete, öfkeye teslim olmuşsunuz. Halkların Demokratik Partisi ve toplumsal muhalefetin genel açısından bir düşman hukukunun bizzatihi MİT eliyle örgütlendiğini çok yakından biliyoruz. Siz demokratlaşmayı ve çoğulculaşmayı bir tehdit olarak görüyorsunuz. Alevilerden, Kürtlerden, Ermenilerden, Ezidilerden, kadınlardan elinizi ve dilinizi çekiniz. Senin inancın altın da benim inancım tunç mu? Kayyum bir darbe rejimidir. 4,5 milyon insanımızın iradesine darbe vurulmuştur. Beji berkadana jinan, beji tekoşina HDP. O zaman Kürtçe konuşmak sadece seçim zamanı propaganda için gelip bir kuş takıp lele lolo mu demek? Şanoya bu Kürdi, u hatta fitika bu Kürdi, libi velati hatta da hekeren. Kürtçe ile ilgili arkadaşlarımız iki kelime Kürtçe söyledikleri zaman hemen çıldırmaya başlıyorsunuz. X şeklinde tutanaklar tutuluyor. Sonra Kürt bizden ne istiyor? Elinin körünü istiyor. Yani bunun karşısında ne isteyebilir sizden? Bu ülkede Kürt'ün kendi diliyle, kültürüyle yaşamasına ilişkin bir talebi var. Kürtlere düşmanlık Cumhuriyet'in en büyük çıkmazıdır. Siz aklayamazsınız Roboski'deki katliamı. Konuşuyoruz fezleke oluyor, susuyoruz fezleke oluyor. Yarattığınız bu işgal düzenine, bu yıkım politikalarına karşı direnen halkların mücadelesi kazanacaktır. Mecalleri kaldı mı diyenlere cevap vermiş arkadaşlar. Ne güzelsin İstanbul. After Savaş'ı bunun için HDP'de, HDP'yi azadı ve yekidi ve serkeftini bilevi valadı. On tek için emtin.